Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki derslerimizde soru çözümü yapacağız. Bunun için 10. bölümümüzde şimdiye kadar işlediğimiz konuların tümüyle ilgili sorularımız var. Birinci soruda başlayalım sizlerle. Çekelim aşağıya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak nitelendirilmez? Özelliğini okuyalım yukarıda. Felsefede sorular cevaplardan çok sorular önemlidir. Bu sorunun felsefi olabilmesi için her şeyden önce ele alındığı konuyla doğrudan bir bağlantısı olması ve belli bir soyutlama düzeyinde bulunması e, gerekir. Arkadaşlar, eğer felsefi bir sorunun özelliğini arıyorsak, biz burada neye dikkat edeceğiz? İşte metafiziki olmasına, e, kümünatif olmasına, evrenselliğine, genellenebilirliğine, e, öznelliğine bunlara dikkat edeceğiz. Aşağıdaki şıklardan e, devam edelim. Doğru bilgi olan olanaklı mıdır? Tamamen şüpheci bir soru olduğu için felsefi bir soru olarak nitelendirebiliriz. İdeal bir devlet düzeni var mıdır? Biz bunu zaten e, siyaset felsefesini işlerken... E, söylemiştik. İdeal bir devlet düzeni var mıdır yok mudur tartışmaya açık bir konu. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Yine bu bizim tartış, tartışabileceğimiz bir konu. Evrendeki neden sonuç ilişkisini nasıl ortaya konur? Neden sonuç ilişkisi arkadaşlar bilimsel bilginin e, ifadesi olduğu için bu felsefe bir soru olarak nitelendirilemez bu parçada söz edilen durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Filozof sözcü Yunanca'da bilgeliği sevme anlamına geliyor. Bileni değil, bilmek isteğini amacı değil, ona giden yolu gösteriyor. Şimdi buna benzer ifadeyi arayacağız şıklarda. Felsefe kızamık gibidir ancak kızamıklı bir kişiden geçer. Yani bilginin bulaşıcılığından bahsedilmemiş burada. O yüzden bu şıkkımızı eledik. Felsefe tüm bilimlerin anasıdır. Bütün bilimlerin buradan çıktığı ile ilgili bir ifade de yok. Düşüncenin mikroskobudur. Yani bunu açıklayan bir ifade de yok arkadaşlar. Öğretilmez, yaşanır. Ee, arkadaşlar öğretilebilir bir şey. Yani düşünme eğitimi yapılabilir. O yüzden bu da yanlış bir ifade. Daima yolda olmaktır ifadesi amacı değil ona giden yolu gösteriyor ifadesinden anlayacağımız üzere daima yolda olduğunu gösteren bir düşünce. Doğru cevabımız Edirne şıkkı. Felsefede tutarlı sonuçlara ulaşırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaktadır? Felsefe bir sistemin kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturabilmesi için çelişkili hükümlere yer vermemesi gerekir. Eğer çelişki yoksa demek ki düşüncede tutarlılık olması gerekiyor. Sezgilerde tutarlılık olmayabilir arkadaşlar. Burada çünkü tutarlılık da beraberinde akılsal doğruları yani mantık ilkelerini beraberinde getiriyor. Bilimsel yöntemden bahsedemeyiz. Deneyimlerden ve duyu organlarından da bahsedemeyiz. Çünkü bunlar ortama göre değişebilen şeyler. O yüzden mantık ilkelerinden bahsedebiliriz. Farabi'nin bu yaklaşımında temel aldığı görüş haşadakilerden hangisidir? Farabi'ye göre duygusal ve akli olmak üzere iki tür bilgi vardır. Duysal bilgiler duyu organlarınca algılanan tekil olan bilgilerdir. Bilimsel bilgi olmadıkları halde ona temel olurlar. Demek ki duysal bilgiler ee, bilimsel olmadıkları halde bilimsel bilgileri destekleyen niteliktedirlermiş arkadaşlar. O yüzden sorunun burasına dikkat çekiyoruz. Hatta buraya da dikkat çekelim. Akılda bu tekil bilgileri biçimlendirerek ve bir takım kalıplara sokarak genel kavramlara ve yargılara dönüştürür. Böylece bilgilere ulaşılır. Şimdi şıklardan bakalım. Her insan duy bakımdan birbirinden farklıdır. Bundan kesinlikle bahsedilmemiş. Bilgiler algılayanın içinde bulunduğu duruma göre değişir. Yine ortam, ortamlarda değişebileceğinden de bahsedilmemiş ama değişkenlik gösterilebilir duy organlarımız. Ee, bir şeyin kesin açıklamasına ulaşana kadar ondan şüphe edilmelidir. Evet şüphe edilmelidir ee, ancak yine böyle bir ifadeye yer yok doğru bilgi duyumlu ve akılla ulaşılabilir ifadesi duyumun ve aklın birbirini desteklediği ifadesiyle aynı anlama gelir arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli. Buna göre sofistlerin felsefeye yaptıkları katkı aşağıdakilerden hangisidir? Sofistler düşünürlerin o zamana kadar üzerinde durmadıkları kültür, ahlak ve siyasetle ilgili soruları ele alıp tartışmış. Bu konuları felsefeye kazandırmışlardır. Bu çalışma felsefenin gelişmesi açısından büyük büyük bir katkıdır. Öncelikle Sofistleri hatırlayın arkadaşlar. Gezgin öğretmenler demiştik, para karşılığı eğitim veriyorlardı ve şüpheci yaklaşımını da temellerini oluşturan topluluktu. Bunlardan yola çıkarsak önce şıklardan yola çıkalım. Felsefi bilgileri para karşılığında öğretme Evet bu doğru bir bilgi ancak metinde buna yer yok arkadaşlar. Eleştirel bir tavır sergi, sergileme. Evet yine sofistlerin özelliği ee, ancak yine metinde yer yok. Arkadaşlar şıkların hepsi doğru işte bu ters köşe dediğimiz e, sorular bu tarz sorular oluyor. Evet sofistlerle ilgili bütün doğru bilgiler verilmiş. Ama burada önemli olan metine odaklanmanız. Metinde bahsedilenden bahsedileni soruyor size. Özgürce fikirlerini söyleme ve hoşgörülü olmayı öğretmedi de evet Sofistlerin özelliğidir. Ancak parçada bahsettikleri felsefenin evrenini genişletme. Yani felsefeye yeni kazanımlar sağlayan bir topluluktur Sofistler. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Gerçeklik düşüncede var olan şeyler değil, düşünceden ve bilen insan zihninden bağımsız olarak var olan bir şeyi gösterir. Çünkü yalnızca düşünülen şeyler, örneğin bir deniz kızı gerçekte var değildir. Onun gerçekliği yoktur. Gerçeklik insanın bilme eyleminde kendisine yönelmiş olduğu varlığın zihninden bağımsız varoluşunu gösterir. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Etrafınızda olmayan bir şey hayal edin. Ağaç, e Ağacın gerçekliği var. Yani dışarıda bir sürü ağaç görebilirsiniz. Ama evinizin içinde bir ağaç var mı? Hayır yok. Ama bu gerçektir. Ee, mesela dinozorlardan bahsedin. İşte dinozorların gerçekliğinden günümüzde bahsedemeyiz. O yüzden bu gerçek bir bilgi değildir. Sorumuza dönelim. Ee, hangisine ulaşılabileceğini soruyor arkadaşlar. Doğruluk ve gerçekliğin aynı şeyler olduğu. Arkadaşlar doğruluk zihne bağımlıdır. O yüzden yani gerçeklik zihne bağlı değildir. Doğruluk zihne bağlıdır. Yani bir temellendirme ister, bir kanıtlama ister. O yüzden aynı şeyler değillerdir. Doğruluk akılla gerçeklik dış dünya ile ilgilidir. Bu şıkkımız burada kalsın bir. Akılda olan her varlığın dış dünyada gerçekliği vardır. Böyle bir şey yok. Hayal dünyamızda olan her şeyi biz dış dünyada göremeyiz. Zaten metinde de bunlar bundan bahsedilmemiş. Doğruluğun bilgisine ulaşırken gerçekliğin bilgisine ulaşılamaz. Yine bundan metinde e, bahsedilmemiş. Doğruluk olgulara gerçeklik zihne bağlıdır. E, evet ha, pardon arkadaşlar doğruluk e, dediğim gibi az önce kanıtlama ister. Evet olgulara bağlıdır. Ama bu her durumda geçerli değildir. Bundan derste örneklerle bahsetmiştik. E, gerçeklik de zihne bağlıdır. Yani burada bu bilgi yanlış çünkü düşüncede var olan şeylerden değildir diye bahsetmiştik zaten. Yani bizim zihnimizde var diye işte e, duyu organımıza hitap etmek zorunda değil. Dışarıda var olan bir şey de gerçekliğinden bahsedebiliriz. Zaten doğru cevabımız B şıkkı. Doğruluk akılla yani zihne bağlı olan gerçeklik dış dünya ile arkadaşlar olguyla alakalı olan. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Descartes bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar bu soru hem bilgiyi hem de yorumu içerisinde barındıran bir soru. Ama şöyle bir avantajınız var. Bilgiyi parçanın içerisinde veriyor. O yüzden hani bilgi zaten metinden alıp doğru cevabı bulabilirsiniz. Yani yorumlayabilirsiniz. Başlayalım. Descartes bilginin kaynağının akıl olduğunu savunur. Duyulardan da malzemelerin geldiğini, örneğin ağacın yeşil olduğunu bilgisini duyularla elde ettiğimizi ancak duyular dünyasının sağladığı bilginin sağlam olmayacağını, olmadığını söyler. Ona göre bilginin mükemmel örneği akla dayanan matematiktir. Çünkü matematik bize temel bilgi, bilgiler verir. Bu bilgiler geçmiş, şimdi ve gelecek için geçerli olan bilgilerdir. O yüzden doğrular da objektif ve genel geçerdir. Şimdi metin parçalardan gidelim metne dayanarak. Doğru bilgiye ulaşmada akıl duyumlardan daha etkilidir. Bu şıkkı bir bırakalım arkadaşlar. Doğru bilgi ilgili çözümlemeleri ile ulaşılır. Bundan bahsedilmemiş arkadaşlar. Zaten bu Descartes'in görüşü değil. Kendimizde duymadığımız yaşantı ve algılardan şüphe etmemeliyiz. Ee, burada gayet tersini söylüyor. Çünkü e, duyularla elde ettiğimiz bilginin sağlam olmadığını söylüyor. O yüzden şüphe edebiliriz. Doğuştan bilgi olanaklı değildir. Her şey yaşantı ile gerçekleşir. Tam tersi arkadaşlar... E, doğuştan bilginin olanaklı olduğunu Sokrates söylüyordu bize. O yüzden zaten metinde de bu verilmiyor. Geçmiş deneyimlere dayanarak gelecek hakkında sonuç çıkarmak mümkündür. Yine bundan metinde bahsedilmiyor. A şıkkına geri dönecek olursak doğru bilgiye ulaşmada akıl duyumlardan daha etkilidir. Az önce dediğimiz gibi duyumların eksik yani bilgin duyumlardan aldığımız bilginin sağlam olmadığını buna ancak kaynağın akıl olduğunu savunmuştur bize. O yüzden doğru şıkkımız A şıkkıdır. Sokrates'in bu görüşleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu da az önceki soru gibi arkadaşlar. Yine içerisinde bilgiyi barındırıp yorumlama gerektiren bir soru. Okuyalım. Sokrates bilgi konusunda sofistlere karşıdır. O kesin ve genel geçer bir bilginin mümkün olduğunu savunur. Çünkü Sokrates'e göre insan tüm bilgiye sahiptir. Sahip olduğumuz bu sonsuz bilgi deposundaki doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Bunun yolu ise karşılıklı diyalog yapmaktır. Diyalog yapmak zıt fikirleri ortaya çıkarıp ifade etmek. Sonra da bu zıt düşüncelerden bir senteze ulaşmaktır. Arkadaşlar her şeyden önce buradaki diyalektik sözcüğünün tanımıdır aslında burası. Yani burada söylenemezi aradığımız için Diyalektik yöntemi benimsemiş demek ki bu söylenebilir. D şıkkını eliyoruz. Bilginin doğuştan olduğunu savunan bir filozoftur Sokrates. Hatta hatırlarsanız köle örneğini vermiştik sizlerle. İroni ve mayotik yöntemlerini kullanarak insanların unuttuğu bilgileri hatırlamasına yol açıyordu. Doğru bilgiliği olanaklı görüyor arkadaşlar. Yine bu da söylenebilir. Akıl temellidir. Çünkü doğuştan sahip olduğumuz bilgiler insan aklında bulunur. Bilgide de duyum ve deneyimleri önemsediğimden bahsedilmemiş burada. O yüzden söylenemeyen şıkkımız E şıkkıdır. Tüm bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir? Sıcaklık metalleri genleştir açıklamasında sıcaklık neden genleş ee, sıcaklık neden genleşme ise sonuçtur. Ancak deneye başvurmadan yalnızca sıcaklık kavramından hareketle bir akıl yürütme yapıp metallerin genleşmesi sonucuna varamayız. Burada hangisini eleştirdiğini sormuştu arkadaşlar. Demek ki burada akıl yürütüp kafamıza göre yorum yapamayacağımızdan bahsetmiş. O yüzden doğru şıkkımız Bursa bilginin akılla elde edilemeyeceğini e, deney gözleme başvurmamız gerektiğini, duyumlarımıza başvurmamız gerektiğini savunan bir düşüncesi var. Human. Mantıkça empirizm görüşünün temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Mantıkça empirizme göre felsefe bilimin yöntemini, kavram yapısını ve kullandığı dili mantıksal açıdan çözümlemek dışında bir işle uğraşmamalıdır. Bunun için felsefe matematiğin yaptığı gibi sembolik bir dil geliştirmelidir. Arkadaşlar bu çok açık bir soru. O yüzden diğer şıklara bakmamıza hiç gerek yok. Felsefenin görevinin bilim yöntemini, kavram yapısını ve kullandığı dili mantıksal açıdan çözümleyip matematiksel bir dil ile ifade etmesini sağlamak olduğunu düşündüğünden cevabımız B şıkkıdır. Bu parçaya göre Gazali doğru bilginin temelinde aşağıdakilerden hangisini koymaktadır? Gazali duyularla ve akılla kesin bilgiye ulaşılamayacağını savunur. Akıl pek çok yanılgının e, kaynağı durumundadır. Akla dayanan ve birbiriyle çelişen çok sayıda felsefe sisteminin bulunması da bu görüşün kanıtıdır. E, doğru bilgileri Tanrı'nın insana verdiği bir ilhamla burayı ifade edelim kalp gözünün açılmasıyla ulaşılabilir. Arkadaşlar biz bu konunun üzerinde durmuştuk zaten. Gazel deyince kalp gözü yani sezgicilik, entüisyonizm aklımıza gelecekti. O yüzden diğer bütün şıkları eleyip Gazali'yi ve onunla ilgili bir paragrafı gördüğümüzde sezgisel olanı aklımıza getireceğiz mutlaka. Bu parçada söz edilen doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Zihni bir ayna, zihnin konusu olan şeyde aynanın dışında, onun önünde bulunan bir nesne olarak düşünürsek, bu nesnenin aynada yansımasının oluşacağı açıktır. Eğer bu yansıma nesnenin kendisine uyuyorsa, aynanın nesneyi doğru bir biçimde yansıttığını söyleriz. Bu parçada arkadaşlar şimdi doğruluk ölçütlerini hatırlayalım yani e, tutarlık, uygunluk tümenüzlaşma fayda apaçıklık e, açık seçiklik şeklinde de geçiyordu bunların anlamlarını hatırlayalım öncelikle apaçıklık bir şeyin hiç tereddütsüz ya da bir şüpheye yer vermeden açıkça ifade edilmesi fayda da bir bilgi eğer ki bizlere fayda sağlıyorsa bu bilgi e, doğru bilgidir düşüncesi vardı tümel uzlaşımda da e, çoğunluğu ya da genelin doğru kabul ettiği bilgi. Hatta e, seçimlerden başkanlık seçimlerinden sınıf başkanlığı seçimlerinden e, örnek vermiştik sizinle genelin ya da çoğunluğun kabul ettiği doğru bilgiyi doğru kabul ediyorduk tutarlılıktan da arkadaşlar e, tutarlı olabilmesi için daha önce ifade edilen şeyin işte kanıtlanılıp ya da temellendirilip bir süre sonra aynı şartlarda tekrar deney gözleme tabi tutulması ve aynı sonucu veriyorsa bu tutarlılıktır. Ama burada bize ifade edilen uygunluk kavramıdır. Çünkü bahsedilenle görünen ya da düşünülenle görünen aynı şey olması gerekmekte. O yüzden uygunluktur. Descartes'in kullandığı bu yönteme ne ad verilmektedir? Descartes önce çözümleyici matematik yöntemini geometriye uygulamış, sonra da bu yöntemini felsefe alanında düşünmeyi denemişti. Böylece genel bilgilerden yola çıkıp özel yargılara doğru ilerlemişti. Şimdi arkadaşlar şıklardan gidelim. Öncelikle şıklardaki kavramların anlamlarını hatırlayalım. Doğurtmadan başlayalım. Diğer ismi mayotik de hatırlarsanız. Kişilerin unuttuğu aslında işte doğuştan gelen bilgilerini unutup onlara doğru sorular sorarak hatırlamasını sağlamasına biz doğurtma diyorduk. Tümen varım parçadan bütüne gidilmesiydi. E, parçadan ya da genele gidilmesiydi. Fenomenoloji, e, Görüngü bilimi demiştik. Özcülük demiştik. E, aslında... Ya özbilimcilik demiştik. Aslında işte genel tabiriyle somutlu etrafımızda olan, görünen her şey için fenomenoloji kavramını kullanıyorduk. Diyalektikte arkadaşlar zıt diyaloglardan doğru ifadeyi kısaca tabir ediyorum. E, doğru ifadeyi meydana getirme demiştik. E, genel bilgilerden yola çıkıp özel yargılara doğru ilerleme arkadaşlar tümden gelimdir Tam aksi de tüme varımdır zaten. Doğru bilgimiz, doğru cevabımız Adana. Bu üç görüş aşağıdaki bilgi felsefesinin hangi sorusuna bir yanıt niteliğindedir? Bir bilgi veya düşünce bu, bu bilginin veya düşüncenin nesnesine uygunsa doğrudur. Bireyin zihnindeki bir bilgi o bireyin zihnindeki başka bir bilgiye uygunsa doğrudur. Eğer bir bilgi bireyin sorularını çözüyor, işe yarıyor veya kısaca bireye fayda veriyorsa doğrudur. Arkadaşlar burada bizleri e, sürekli ifadelerin sonunda farkındaysanız doğrudur ifadesini yani kavramını kullanmış. Demek ki bize işte eğer bilginin sınırları deseydi bunun için farklı bir cevap olurdu. İşte doğru bilgi olan aklı mıdır deseydi yine bir tartışma cevap olurdu. Değerini sorsaydı farklı bir ölçüde cevap olurdu. Ama doğru nedir diyor? Doğru nedir? Bir bilginin veya bir bilgi veya düşünce bu bilginin veya düşüncenin nesnesine uygunsa bu doğrudur. Tanım olarak vermiş yani. O yüzden cevabımız Ceyhan. Ve bugünlük son soru arkadaşlar. Çok açık bir soru arkadaşlar. Böyle bazen uzun ee, sorular gözümüzü korkutabiliyor. O yüzden yapamayacağımızı düşünüp geçiyoruz ama öyle bir soru değil. Çok çok açık bir soru. Paragrafımızı oku, ee, sorumuzu okuyalım. Spinoza'nın bu yaklaşımda temel alanda görüş aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafı okuyalım. Spinoza'ya göre matematikteki doğrular akılcıdır. Bilgiler duyu organları ile kazanılmadığı için şüpheye yer yoktur. Demek ki duyu organlarımızla kazandığımız bilgiler e, şüphe etmemiz gereken bilgiler olduğunu savunuyor. Yani doğru bilgilerin akıldan geldiğini düşünüyor. Çünkü matematik alanında sarma ve yanılsama gibi psikolojik olaylar yoktur. Sadece zorunlu gerçekten hareket etme ve akıl yürütme vardır. Arkadaşlar D şıkkına bakarsanız doğru bilginin ölçütü duyumlar değil akıldır ifadesi zaten direkt bize paragrafın özetini veriyor. O yüzden bu kadar uzun şıklar sizi korkutmasın. Aslında cevabımız çok basit bir şıktı.